Sevgili seyirciler, Reel Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz TOSP Başkanı Sayın Ömer Burhanoğlu. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi TOSP Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Bölgesi. Evet, çok büyük bir e, organize sanayi var. Siz orada başkansınız aynı zamanda da çok iyi bir üretici üretici firmayı yönetiyorsunuz fabrikayı. Çok sayıda fabrikadan da sorumlusunuz. E, şimdi Türkiye'de otomotiv sanayi hep gündemde. Eee ve Türkiye otomotiv sanayinde iyi bir noktaya geldi. Projelerimiz de var malum yerli ve milli. Sizden dinleyelim. Otomotiv sanayimiz ne durumda? Dünya ile kıyasladığımızda biraz rakamlarla anlatalım, sonra ayrıntılara geçelim. Tamam. Ya, Türkiye otomotiv sanayi bir kere Türkiye'nin lokomotifi. Yani, Türkiye için Değil mi? çok önemli. Üretim, Önce oradan başlayalım. lokomotif çok önemli bir numara oldu. Evet. da otomotiv sanayi için çok önemli. Çünkü ihracatın %15'ini Toplam Türkiye ihracatının da yüzde bir buçuğunu TOSP yapıyor. Otomotivdeki. Evet. No. İkinci söylediğiniz toplam ihracat, toplam, bütün ihracat. Evet. 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 Yani 1.6 milyar dolar civarında ihracatı var. Bir OSB'nin. Bir OSB'nin ve evet. burada 20 bin kişinin üzerinde istihdam sağlanıyor. 70 küsür firmamız var. Hı hı. Ve e, Türkiye'nin gözbebeği, bebeği İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Evet. Şimdi de Türkiye'nin geleceği için orada inovasyon merkezi kuruluyor. Ve yan sanayicilerimizi e, dünyadaki bu değişime ayak uydurabilmeleri için TOSP elinden geleni yapmaya çalışıyor. Oraya e, girişim evi getiriyor. Oraya e, katman üretim merkezi kuruyor. E, 7 tane üniversiteyi otonom araç projesi adı altında birleştirip çalıştırıyor. Gençleri oraya çektiniz yani. Evet gençleri oraya çektik. Sanayicileri oraya e, kanalize ettik. Mentorluk sistemini getirdik. İlerisi içinde için de yani bu ihracat seviyesini tutturup hatta bundan ileri gidip dünyadaki değişen otomotiv sanayinden yeni pazardan pay almalar içinde elimizden geleni yapıyoruz. Genel geçe, olarak geçen geçe yıl Türk Türk otomotiv evet. sanayinin ihracatı ne kadar olmuştu? Bu sene biraz gerileme var galiba. Ya şu 30 anda, milyar doları aşmıştı herhalde. 32'ye yakındı 32 31.6. Ama e, bu sene de aşağı yukarı benzer e, seviyelerde mi? gidiyor. Tabii şöyle bir sıkıntı var. E, birincisi Avrupa'da da biraz daralma evet, var. Avrupa pazarında da daralma var. Oradaki daralma... Bizim de iyi pazarımız var. E, bizim en büyük pazarımız. O bizi biraz eskiliyor. Hı -hı. Bu ay e, e, baktığımızda başa baş durumdayız. Ama... Ocak-Mayıs toplamına baktığımızda bir yüzde beşlik Azal. e, azalma var. Ama tabii diğer sektörlerle mukayese ettiğimizde otomotiv Türkiye'nin hala en büyük ihracatçısı, %17 gibi bir pay alan e, en önemli sektörü. Dünya geleninde Türkiye'ye baktığımızda dünyanın en büyük 15. otomotiv sanayisi, Avrupa'nın 6.sı, .'si. e, 1.6 milyonun üzerinde üretim yapan, 30 milyarın üzerinde e, ihracat yapan Bir çok önemli. 6 milyon adet araç üretiyoruz. Tabii, bunun ne tabii. kadarı yaklaşık otomobil? Bunun, bunun, hafif ticari bunun araç. şöyle söyleyeyim size. Bunun %80'i e, ihracat yapılıyor. Hı hı. Yani %20'si iç pazarda, %80'in küsür hatta şu andaki durumda iç pazar düştüğü için %85 civarlarında Anladım. ihracat yapılıyor. Pazarda daralma var Bunun tabii e, biz ağırlıklı ticari araç e, üreticisiyiz. Hı hı. E, baktığımız zaman oranlarda hafif ticari araç, otomobil sayılarıyla aşağı yukarı neredeyse eşit durumda. Doğru. Peki yan sanayi dediğimiz tedarik tarafı orada ne durumdayız? Tedarik, orada da son yıllarda çok duyuyoruz. Bütün e, dünyada farklı otomobil markalarına ya da sanayicilere ihracat yapan bir otoyan sanayimiz oluştu. Tabii şöyle e, bir kere Avrupa'nın gözbebeği gerçekten çok önemli bir altyapı var Türkiye'de. Türkiye otomotiv sanayinin gelmesindeki en önemli nedenlerden biri, Türkiye yan sanayinin e, gücü e, ve ihracat kabiliyeti, kalite seviyesi. Şu anda da e, bu bahsettiğimiz göreceli düşüşü de kapatan yine yan sanayinin ihracatı. Afrika ülkelerine özellikle e, farklı coğrafyalara e, ihracatımız bir hayli arttı yenileme pazarına ihracatımız bir hayli arttı. Geçen Ve bu, Uludağ ihracatçılar evet. sanırım açıklamasında Avrupa Birliği pazarındaki daralmaya işaret etti ama yeni pazarlarda da çift taneli artışlardan bahsetti. Çok doğru. Değil? O çok doğru. Bu çok, çok, doğru. Ve e, otomobil pazarındaki ihracattaki düşüşün bir kısmını da yan sanayinin yaptığı ihracatta da kompanse ediyoruz. Evet. O da çok önemli. Dolayısıyla yan sanayinin rolü çok büyük Türkiye'de. Ee, İyi bunun yansanayımız oluştu. Çok kuvvetli bir yan sanayimiz oluştu. Peki o zaman eee buna da geleceği hazırlamamız lazım. Tabii hep ki konuşacağız şimdi. Bunu. O o konulara evet. gireceğiz ama şöyle bir dünyaya bir bakalım da. E, dünyada otomotivde, otomobilde, daha çok otomobil diyoruz ama her şeyi kapsadığında otomotiv oluyor. İşte işte birleşme konuşmaları oluyor. Evet. Elektrikli evet. tarafta Çin'in atağı var. Yeni teknolojiler, başka şeyler oluyor dünyada. Biz yani bunu kaçırmamalıyız. Takip bir, ediyor muyuz? Inan, yok, çok yakın takip ediyoruz bir kere de ama e, şunu söyleyeyim inanılmaz bir değişim var. Evet. bir kere mesela e, dizel dizelle ilgili gelecek karardı galiba. E, dizel artık bitiyor. Yani bazı dizel artık önemli bitiyor. firmalar, Biz dizel Kesinlikle. teknolojisini desteklemeyeceğiz artık. Ve böyle. öyle bir değişim var ki hem bu e, karbondioksit e, emisyonlarının emisyonları. azaltılması yönünde işte dizelin kalkması, elektrikli araçların, hibrit araçların devreye girmesi, bütün bunlar tabii ciddi maliyet getiriyor otomotiv sanayine. Bir taraftan bu bağlantılı sistemlere geçiş, IoT işlerinin hı hı. yoğunlaşması ciddi bir maliyet getiriyor ve bu bunun sonunda da bütün dünyada otomotiv firmaları ciddi şekilde e, kar kayıpları yaşıyor. Hmm. Rekabette zorlanıyorlar. Aynen. Şimdi e, ilk çeyreğe baktığımızda geçen seneye göre yüzde 24 karlarında düşüş olmuş. Toplamda. Hmm. Birçok firma e, eksiye geçmiş. Dolayısıyla bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Bir kere birleşmelerle e, hacmi arttırıp orada bir verimlilik sağlamaya, işte pazar paylarını büyütmeye, oradan bir e, pay arttırma ve karlılığını arttırma yoluna gidiyorlar. İkincisi de Herkesi beklentisi artık elektrikli araçlara yönelik olduğu için bazı fabrikalarını konsolide ederek küçültüp boşalan yerlerde de yeni araçlar üretmek istiyorlar. Elektrikli araçlar üretmek istiyorlar. Hatta bu konsolidasyon farklı firmalarla da bir araya geliyor. Evet, değil İki, aslında A firması, birbiriyle B firması. rekabet eden evet, markalar diyor ki bir birleşiyor diyorken diyor ki, yani biz burada benzinleri, dizelleri üretelim evet. şimdilik. Bu taraf boşalanlarda da elektrikleri üretelim. X markası X markasının yani o kadar hızlı bir üretiyor, var onun ki, elektriklisini üretiyor yani, böyle. Biz sektörün içindeki olan insanlar için bile bu değişim bize çok hızlı geliyor. Tabii bunların en önünde de işin içine e, bilişim dünyasının evet, girmesi oluyor. Doğru. Bilişim dünyası tarafı... giriyor. Tabii bilişim dünyası tabii. giriyor artık otomobiller, yürüyen cep telefonları. Yani otomotiv sanayi bugüne kadar bir segmentteydi. Şimdi bir değişikliğe gitmek zorunda. Kesinlikle. Teknolojiyle yeni bir süreç başladı. Kendi başına e, yapabilecekleri bir durum değil bu artık. Hı -hı. Bu e, dünyadaki bağlantılı biz e, connected denen yani, yani sistemde bağlantılı iş modelleriyle para yapabilecekleri duruma geldi. Yani bir Yeni ekonomi doğacak, oradan pay alacaklar. Ve evet. bunun için de hızla çalışıyorlar. O zaman e, otomotivle alakası yokmuş gibi görünen teknoloji şirketleriyle otomotiv arasında bir evlilik süreci var gibi. E, şöyle mi? artık, artık. E, o çok bariz olmaya başladı. E, bütün bilişim şirketleri otomobilci olmaya çalışıyor. Otomobil evet. firmaları da bilişim firmaları evet. dönüşmeye çalışıyor ki. E, bu çok doğal. Yani... Her birlişim firması diyor ki esas iş burada zaten. Kaymak burada. Ben niye yapmayayım bu işi? E bir de tabii e, otomobil üretmek de kolaylaştı. Yani elektrikli otomobillerdeki komponent sayıları çok azaldı. Evet, doğru. Yani 2000 tane normal konvansiyonel araçta hareketli parça varken Evet. bu 200 taneye de. düşüyor. Yani onda birine çok düşüyor. büyük avantaj. Çok büyük bir avantaj. Ağır malzeme kalmadı. E ve e, Direct drive dediğimiz yani direkt tekerleği döndüren motorlar aktarma organları olmadığı için de o bizim çocuklukta oynadığımız elektrikli uzaktan evet, kumandalı basit. araçlardan çok bir farkı kalmıyor. Onun irice büyükçe hali. Evet bunu yet yeterli olan çok iyi donanımla donatıp insanların sürücüsüz araç olarak da evet. kullanabileceği bir ev ortamına bir yaşam ortamına çevirmek. Şimdi bütün çalışmalar bunun üzerine gidiyor. Tabii bunun için çok büyük arge harcamaları, çok büyük yatırımlar var. Hı hı. O Peki yüzden biz... de startupların da önemi burada çıkıyor. Yani, yani üç tane çocuk yan yana geliyor, bu konuyla ilgili yeni bir şey yapıyor. Eğer siz onları bulup keşfedip yatırım yaparsanız, işte bu dünyadan para alıyorsunuz. Orada ben bir, de Türkiye'de bunun gelişmesi için orada bir uğraş şöyle, genel bir ne diyelim genel bir akış var. Onu nasıl daha yararlı hale getirebiliriz? Siz sektörel destekler ya da ben şey diyorum, startuplarla işte, sektörleri sektörel yatırım fonları olması lazım. Evet. Yani bu konuda hani devletimiz teşvik veriyor. İşte evet. zamanda ihracatı verdi. Sonra ARGE'ye teşvik verdi. Şimdi diyorum ki bu konuda da yani ileriye dönük bu startuplara yapılacak olan yatırımlar konusunda da bir teşvik mekanizmasının oluşması lazım. lazım. Sektörel yatırım fonları olsun. O kendi sektörünü tarayıp Hı hı. Oradaki kendi ihtiyacına start göre Startup'lara yatırım yapsın. Doğru. O teknolojileri Türkiye'ye kazandırtalım. Yani aslında bakacak olursanız Türkiye Araç Projesi de bir startup projesi. Evet, onu bir açalım. Çünkü o onu ben açacaktım ama yani, siz girdiniz. Türkiye Benzetiyorum ben onu. Çünkü evet, o da, onu, orada da elektrikli olması evet, yönünde elektrikli. bir karara doğru gidildi. Biz ne durumdayız? zaman zaman açıklamalar ee, oluyor. Sanki da bunu artık yapın diye bir çağrı bulundu. Artık aracın e, aşağı yukarı e, yapısı belli oldu. Hı -hı. Hatta parçaları Sizlerle bizim temasa yan, Tabii, tabii Biz Sizlerle üretim için organize oluyoruz. Temasa oluyor geçildi. Yan sanayicilerimize istenilen parçalar dağıtıldı. Oradan teklifler ve çok, çok fikirleri toplanıyor. E biz burada Olayı ben defalarca söyledim, bir daha söyleyeyim. Ben bunu sadece bir otomobil projesi olarak görmüyorum. Evet. Bu Türkiye'ye kazandırılacak bir teknoloji projesi. Ve teknolojinin uygulanma alanı olarak görüyorum. Yani bizler yani otomotiv sanayinde de aslında büyük bir dönüşüm için tabii, fırsat şimdi olan biz, bir proje. O dönüşüme bir şey ürettiğimiz zaman hı hı. gidip kapısını çaldığımız bir yabancı otomotiv firması sen bunu daha önce ürettin mi? den başlayıp Hı -hı. sizi bir kenara atabilir. Tabii. Ama Türkiye'de bunu eğer e, geliştirip uygulama alanınız olursa, Türkiye otomobil projesinde eğer bunu uygulayabilirseniz, Hı -hı. o zaman ise bu işi yapan biri olarak bu e, şeyle e, yapabilirlikle yurt dışına da rahatlıkla o teknolojiyi de satabilirsiniz. Doğru. Ve e, biz Türkiye'de bir iş yapıldığı zaman biliyorsunuz yani. Son satılan ürünü görüyor herkes Öyle ama onun arkasında Öyle bir, bir koca bir iceberg var altında. Evet, evet. İşte Onu doldurmak mesela o teknolojileri, o yatırımları. Belki siz o proje üreteceğiniz bir parçayı 10 tane çok büyük küresel markaya da satacaksınız yapacaksınız. Kesinlikle değil mi? dünyada o kadar çok komponent üretip ana sanayiden büyük olan firmalar var ki hı hı. yani özellikle bu konuda Türkiye'nin bir şansı olarak görüyorum bence herkesin desteklemesi lazım Türkiye'ye yeni teknolojileri kazandırtmak adına. Evet. Tabii ki zor. Yani Nereden bu kolay bir şey değil bunu değil mi? yapmak, bunun devamını getirmek hiç kolay değil. Zor evet. konular. Ama artık otomobili yapmak kolay ama onu satılabilir ve insanların ihtiyacını giderebilir teknolojiye getirmek zor. Evet. İşte bu teknolojileri de Türkiye'ye getirebilirsek Bence bu proje misyonlarına küresel getirmiş olacak. rekabet gücüne sahip yan sanayiyi oluşturmak zor, yıllar alıyor. Olur. Kesinlikle. Değil mi? Biz orada iyi bir noktaya geldik. Kesinlikle. Peki güzel bunlar ve ama sizin ilk başta girdiğiniz tosp yani evet. İhtisas Organize Sanayi Bölgesi otomotivde. genel olarak organize sanayi bölgeleri ile ilgili konuşalım biraz çünkü sanayicimizin biraz da yatırım evet. yapma konusunda şikayetleri var. Evet. E, oralarda arsalar e, biz de 24 TV olarak daha önce gündeme getirdik. Biraz e, böyle spekülatörlerin elinde kalabiliyor, başka bir şey olabiliyor. Ne yapmak lazım? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü bir Vallahi... tarafta yatırım yapmak istiyor ama arsa parayı gördüğü zaman bina yapamıyor. Benim fikrim e, sanayicinin toprağa yatırım yapmaması konusunda. Evet. Yani Organize yani sermayesini toprağa gömmemesi tabii lazım. Tabii canım. Yani bizim e, teknolojiye yatırım yapmamız lazım, makine ekipmana yatırım yapmamız lazım, insana yatırım yapmamız lazım, hava yatırım Mesela yapmamız lazım. Mesela sizin organize sanayi bölgenizde Top... bu konudaki politika nasıl? E, şimdi tabii ki bizim organize sanayi bölgesi baştan e, arsaların tahsis edildiği, yani satıldığı e, ama organize bölgenin elinde olan arsaların ise e, yurt dışından, yurt içinden... ...isteyen sanayiciye yapılıp kiralandığı bir Aa, sistemimiz var. Çok Tabii, o, o gayet iyi gidiyor. Bu sayede de çok önemli yatırımları TOSPA çekebiliyoruz. Bu hizmeti veriyoruz onlara. Yani onların istediği speklerde, onların istediği özelliklerde binaları onlara sunabiliyoruz. Ama benim genel olarak bundan sonraki yapılacak OSB'lerde arsa satışlarının olmaması... Kişisel fikrim Hı -hı. E, bunların tamamen tahsis yoluyla Hı -hı. verilmesi, sanayicinin de e, parasını, gücünü e, alt yapıya değil de üst yapıya bununla ilgili makine ekipmanı ya, harcamasını sağlamak neye ihtiyacı lazım. varsa, Kesinlikle. işin devam etmesi için, rekabet Kesinlikle. etmesi için. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Peki az önce... E, Tabii san... bir şey daha eklemek istiyorum. yani Tabii. Organize sanayi bölgeleri sadece e, belediye hizmetleri olmamalı. Yani ha. E, bina, taş, toprak... Takım ortak toprak hizmetler veriliyor değil. Ya, değil. Zaten bu bina, taş, toprak meseleleri artık... E, hep şunu söylüyorum. Dünyada bakıyorsunuz 5 tane bilişim şirketi, en büyük bilişim şirketi, en büyük 20 otomotiv firmasının 5 misli büyüklükte. Tabii, yani doğru. artık öyle e, bina bir şey ifade etmiyor. Değer nerede? Değer başka yerlerde. Bunu da e, sanayi bölgelerinin getirmesi lazım. İleriye yönelik hangi eğitim programlarının orada olması gerekiyor? hangi laboratuvarlarının ortak hizmette olması gerekiyor? Hangi çevre koruma ünitelerinin olması gerekiyor? inovasyon merkezlerinin olması, üniversitelerle olan iş birlikleri. Yani orada bir ekosistem oluşturmak. Lazım. Hı hı. O yani, sanayi üniversitesi, ekosistemini... firmalar bazında olması zor ama bir OSB yönetimi, bir üniversiteye ya gel bak burada. Evet. Neler yapıyoruz, katkıda bulun ya da yapalım dediği zaman bazen değişir. şey oluyor. Arkadaşlar arasında espri oluyor. Ya sen sanayi sitesi başkanı mısın falan diye. Şimdi hı bu işi sanayi sitesi kafasından çıkarmak lazım. Evet. Belki sanayi eko sistemi adını evet, koymak evet. lazım. Bu, bu, bu bölgeleri bu hale getirmek lazım. Yani böyle klasik anlamda bir OSB olmaktan çıkmak lazım. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sağ olun katıldığınız için. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Real Ekonomi'den bu haftalık kadar haftaya görüşmek üzere.